Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Verb mit Präposition im Akkusativ. Hatırlayacak olursanız, önceki ders videomuzda bunun bir başlangıcını yapmıştık. Ancak şimdi kaldığımız yerden yeni kelimelerle, yeni örneklerle devam ediyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. İlk kelimeye baktığımızda arkadaşlar, sich interessieren für, burada adında anlaşılacağı üzere ilgilenmek, bir şeyle ilgilenmek. Bakın burada bir refleksiflik söz konusu. Preposition yani edatımız da neymiş? Für, bir şeyle ilgili olmak demek arkadaşlar. Örnek cümlemize bakalım. Melanie interessiert sich für Jura. Evet. Sich interessieren für, Melanie bir kadın ismi arkadaşlar. Jura, hukuk. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor? Melanie, Jura yani hukukla ilgili, ona bir ilgisi var, o konuyla ilgisi var anlamında. Ne diyeceğiz demek ki? Melanie interessiert sich für Jura. Demek ki ne yapacağız arkadaşlar? Mutlaka ilgili edatla ne yapıyor olacağım? Bu fiili birlikte kullanıyor olmam gerekiyor. Sonraki ne bakalım arkadaşlar? Kämpfen gegen, kämpfen savaşmak ya da bir şeye karşı savaşmak diyebiliriz tabi. Gegen, karşı anlamına geliyor arkadaşlar. Kämpfen gegen, bir şeyle savaşmak, bir şeye karşı savaşmak anlamında. Cümlemize bakalım arkadaşlar. Batman kämpft gegen den Joker. Evet, anlaşılacağı üzere Batman karakteri ne yapıyor? Joker'e, değil mi? Joker'e karşı savaşıyor derken kämpfen gegen kullanmam gerekiyor. Demek ki ben bunu edat olmadan kullanamam. Mutlaka ilgili edatıyla kullanıyor olmam lazım ki anlamlı bir şey ifade etsin. Yani cümlemin anlamını gegen ile ne yapmış oluyorum? Tamamlamış oluyorum. Dolayısıyla Batman Joker'e karşı savaşıyor diyecek olursa ne diyecekmişiz? Batman kämpft gegen den Joker. Sonrakine bakalım arkadaşlar. Sich konzentrieren auf. Evet, güzel Türkçemizde de neydi? Konsantre olmak değil mi? Yoğunlaşmak anlamında. Sich konzentrieren demek ki refleksiflik gerektiren bir fiilmiş ve prepozisyonumuz neymiş? Auf, bir şeye, bir konuya odaklanmak, bir konuya konsantre olmak diyecek olursak demek ki sich konzentrieren auf, evet, bu kalıbı kullanmam gerekiyor. Cümlemize bakalım. Die Medien konzentrieren sich auf den Autoverkehr. Evet, bu cümle bize ne diyor? Die Medien, medya, değil mi? Medya neye konsantre oluyor? Bakın burada sich konzentrieren auf görüyoruz. Autoverkehr, der Autoverkehr, der Verkehr, das Auto, araba, trafik. Dolayısıyla trafiğe konsantre. Medya demek ki neye konsantreymiş arkadaşlar? Şehirdeki trafiğe, trafik sorununa anlamına gelmiş oluyor aslında bir nevi. Dolayısıyla medya trafikle olan sıkıntıya konsantre olmuş durumda anlamına gelen. Die Medien konzentrieren sich auf den Autoverkehr cümlesi görmüş oluyoruz. Sonraki eylemimize baktığımızda arkadaşlar, sich kümmern um, sich kümmern um, bir şeyle ilgili olmak demek arkadaşlar. Yani evet, ilgili, alakalı olmak anlamına gelen sich kümmern um. Demek ki bu da umu gerektiren ve aynı zamanda da refleksifliği gerektiren bir fiilmiş. Cümlemize baktığımızda wir kümmern uns um ihre Probleme. Evet, biz sizin, değil mi, saygı anlamındaki ihre büyük yazıldığı için um ihre Probleme, biz sizin sıkıntılarınızla, sizin problemlerinizle ilgileniriz, alakadar oluruz diyecek olursak demek ki bunun Almanca karşılığı neymiş arkadaşlar? Wir kümmern uns um ihre Probleme. Sonraki eylemimize bakıyoruz arkadaşlar. Nachdenken über. Evet, buraya baktığımızda denken neydi? Düşünmek demek arkadaşlar. Nachdenken de onun üzerine düşünmek, ayrıntılı bir şekilde düşünmek anlamına gelmiş oluyor. Ve edatı da neymiş arkadaşlar? Über. Demek ki nachdenken über. Bunu
bir kalıp olarak düşünmemiz gerekiyor. Tıpkı diğer fiillerde olduğu gibi bunların hepsini kalıplar halinde öğreniyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Demek ki nachdenken über'da neymiş? Bir şeyin üzerine ayrıntılı düşünüyor olmak demekmiş. Örnek cümlemize bakalım. Ich denke über den Deutschkurs nach. Evet arkadaşlar, bu aynı zamanda nasıl bir fiilmiş? Ayrılabilir bir fiil. Hatırlayacak olursanız yumurta fiil demiştim size. Hemen yumurtamızı şöyle bir çizelim. Nachdenken, değil mi? Demek ki neyi gerektiriyormuş bu da? Über edatını gerektiriyormuş. Dolayısıyla ben bir Almanca kursunu ne yapıyorum? Düşünüyorum ama üzerinde yoğun bir şekilde düşünüyorum. Yani ciddiye alıyorum bu konuyu ve bunun üzerine gidiyorum. Bir Almanca kursunu düşünüyorum diyecek olursam, demek ki bunun Almanca karşılığı neymiş? Ich denke über den Deutschkurs nach demiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Melanie interessiert sich für Jura. Melanie interessiert sich für Jura. Batman kämpft gegen den Joker. Batman kämpft gegen den Joker. Die Medien konzentrieren sich auf den Autoverkehr. Die Medien konzentrieren sich auf den Autoverkehr. Wir kümmern uns um ihre Probleme. Wir kümmern uns um ihre Probleme. Ich denke über den Deutschkurs nach. Ich denke über den Deutschkurs nach. Sonraki fiilimizle devam edelim arkadaşlar. Reagieren auf, anlaşılacağı üzere arkadaşlar, reaksiyon göstermek, bir şeye reaksiyon göstermek. Bu ne olabilir arkadaşlar? Kızabiliriz, sinirlenebiliriz, mutlulukla bir şey karşılayabiliriz, öyle değil mi? Dolayısıyla reagieren auf, auf prepozisyonunu gerektiriyormuş demek ki reagieren. Örnek cümlemize baktığımızda, wir müssen schnell auf seine Frage reagieren. Ne diyor bu cümle arkadaşlar bize? Bizim çabucak, schnell, auf seine Frage, onun sorusuna reaksiyon göstermemiz lazım. Yani onun sorusunu cevaplamamız gerekiyor diyor bu cümle. Dolayısıyla burada reagieren auf görüyoruz arkadaşlar. Tabi buradaki modal fiilim müssen olduğundan dolayı ne yapıyorduk modal fiillerde? Mazhar halde cümlenin sonuna atıyordum asıl fiilimi. O da neymiş? Reagieren. Dolayısıyla biz onun sorusunu ne yapmamız lazım? Çabucak cevaplamamız lazım. Çabucak reaksiyon göstermemiz lazım. Dolayısıyla wir müssen schnell auf seine Frage reagieren demiş oluyoruz. Sonrakine bakalım arkadaşlar. Sich schämen für, evet bu da gene refleksiflik gerektiren bir fiilmiş. Sich schämen utanmak demek arkadaşlar. Für bir şey için utanmak demek ki. Sich schämen für. Örnek cümlemize baktığımızda die Frau schämt sich für ihren Mann. Evet. Ne diyor bu cümle bize arkadaşlar? Kadın kocası için utanıyor. Demek ki yüz kızartıcı bir şey yaptıysa ya da utanç verici bir şey yaptıysa kocası, ne yapıyor kadın? Onun adına ne yapmış oluyor? Utanmış oluyor. Dolayısıyla ne diyoruz bunun Almancası için? Die Frau schämt sich für ihren Mann. Evet, bunlar neymiş arkadaşlar? Akusatifliği gerektiren durumlarmış. Sich schämen für demek ki bir şeye utanmak, bir şeye, değil mi? Bir duruma, bir kişiye, bir kişinin yapmış olduğu bir şeye utanmak anlamında kullanılıyormuş. Sonraki eylemimize baktığımızda arkadaşlar, sprechen über, bir şey hakkında konuşmak demek ki sprechen über arkadaşlar. Buraya bakıyoruz, cümlemiz ne diyor? Tanya und Markus sprechen über ihre Zukunft. Evet, Tanya bu bir kadın ismi, Markus bir erkek ismi. Tanya und Markus demek ki bu iki kişi, dolayısıyla ikinci çoğul anlamında, değil mi? Tanya und Markus, yani sie. Sie sprechen über ihre Zukunft. Sprechen über hakkında konuşmak. Die Zukunft neydi arkadaşlar? Gelecek demekti. Onlar ortak gelecekleri hakkında konuşuyorlar dediğimizde demek ki Tanya und Markus sprechen über ihre Zukunft. Evet, gelecekleri hakkında konuşuyorlar demiş oluyoruz.
Sonraki cümleye baktığımızda, daha doğrusu fiilimize baktığımızda streiten über, evet tartışmak demek arkadaşlar, streiten. Bir şey hakkında tartışmak diyecek olursak demek ki streiten über ne oluyormuş arkadaşlar? Über prepozisyonunu gerektiriyormuş streiten. Bakıyoruz cümlemize arkadaşlar. Ihr streitet oft über Kleinigkeiten. Evet, anlamlandıralım. Oft neydi? Sık sık demekti. Klein, Kleinigkeit. Klein neydi? Küçük demekti. Dolayısıyla küçük şeyler hakkında ne yapıyorlar? Tartışıyorlar diyoruz. Daha doğrusu tartışıyorsunuz değil mi? İkinci çoğuldu çünkü ihr. Dolayısıyla siz sık sık küçük şeylere tartışıyorsunuz. Yani çok ufak şeylere takılı kalıyorsunuz. Bunlar hakkında tartışıyorsunuz diyor cümle. Dolayısıyla ihr streitet oft über Kleinigkeiten. Ve buraya baktığımızda arkadaşlar trauern yas tutmak demek arkadaşlar. Trauern demek ki yas tutmak demekmiş. Cümlemize bakıyoruz arkadaşlar. Helmut trauert seinen Großvater. Trauern demek ki neymiş? Yas tutmak demek. Helmut bir erkek ismi arkadaşlar. Der Großvater neydi? Dede demekti. Seinen Großvater onun dedesi değil mi? Demek ki Helmut dedesinin yasını tutuyor deriz güzel Türkçemizde. Dolayısıyla bunun Almanca karşılığı neymiş arkadaşlar? Helmut trauert seinen Großvater. Demek ki arkadaşlar burada ne oluyormuş? Daha doğrusu bütün bu fiillerde, bu videodaki bütün fiiller neyi gerektiriyor? Akusatifi gerektiriyor. Tıpkı burada olduğu gibi der Großvater ne olmuş? Den Großvater, seinen Großvater. Yani onun dedesinin yasını tutuyor derken Helmut dedesinin yasını tutuyor derken Helmut trauert seinen Großvater demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Wir müssen schnell auf seine Frage reagieren. Wir müssen schnell auf seine Frage reagieren. Die Frau schämt sich für ihren Mann. Die Frau schämt sich für ihren Mann. Tanja und Markus sprechen über ihre Zukunft. Tanja und Markus sprechen über ihre Zukunft. Ihr streitet oft über Kleinigkeiten. Ihr streitet oft über Kleinigkeiten. Helmut trauert seinen Großvater. Helmut trauert seinen Großvater. Sonraki fiilimize bakalım arkadaşlar. Sich verlieben in. Evet, sich verlieben in aşık olmak demek arkadaşlar. Bu da gene refleksiflik gerektiren bir fiil. Aynı zamanda in'i gerektiren bir fiilmiş. Cümlemize bakalım. Julia hat sich in einen Musiker verliebt. Evet, bu cümlede arkadaşlar neyi anlıyoruz? Julia bu bir kadın ismi. Verlieben, hat verliebt bu ne noktasında arkadaşlar? Perfektlik noktasında değil mi? Sich verlieben in. Değil mi arkadaşlar? Yani aşık olmak. Neye aşık olmuş? Kime aşık olmuş? Bir müzisyene aşık olmuş diyecek olursak demek ki Julia hat sich in einen Musiker verliebt demiş oluyoruz. Burada da zaten ne olmuş arkadaşlar? Akusatiflik olmuş. Eminim ki şöyle bir soru gelmiş olabilir aklınıza. In varsa hemen datifliği gerektiriyor. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü bunu akusatiflik olarak görmemiz lazım. Konu başlığına da baktığımızda bunların tamamı akusatiflik başlığı altında inceleniyor. Dolayısıyla bir müzisyene aşık oldu Julia diyecek olursak, ona aşık oldu dersek bunu akusatiflik olarak incelememiz demek ki gerekiyormuş. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Julia hat sich in einen Musiker verliebt. Sonraki ne bakalım arkadaşlar? Verstoßen gegen, aykırı davranmak demek arkadaşlar. Verstoßen gegen, bir şeye karşı aykırı davranmak demekmiş. Cümlemize bakalım. Man sollte nicht gegen die Regel verstoßen. Evet, bu cümle ne diyor bize arkadaşlar? Die Regel, kurallar, kanunlar anlamında arkadaşlar. Burada sollen, melimalı değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla ne yapacağız? Verstoßen gegen, evet, neye karşı davranmamak gerekir? Kurallara karşı değil mi?
kurallara karşı ters davranmak, aykırı davranmamak gerekir diyor bu cümle bize. Dolayısıyla man sollte nicht gegen die Regel verstoßen demiş oluyoruz. Sonrakine bakalım. Sich vorbereiten auf, sich vorbereiten, evet bu da gene bir refleksif bir kelime. Bunun anlamı da hazırlanmak demek arkadaşlar. Bir şeye hazırlanmak diyecek olursak sich vorbereiten auf, demek ki auf prepozisyonu kullanılması, bu auf edatının kullanılıyor olması gerekiyormuş. Cümlemize bakalım. Die Schüler müssen sich auf den Test vorbereiten. Evet, burada sich'i görüyoruz. Neye göre? Die Schüler, öyle değil mi? Vorbereiten auf. Bir şeye hazırlanmak, der Test adı üstünde, sınava, teste hazırlanmaları gerekiyor. Kimlerin? Öğrencilerin, die Schüler. Tabii burada öğrenci, bundan kasıt die Schüler neydi arkadaşlar? İlkokuldan lise dahil olan öğrenciler die Schüler diye geçiyordu. Üniversite öğrencileri içinde ne diyorduk arkadaşlar? Die Studenten, der Student, die Studentin. Dolayısıyla die Studenten üniversite öğrencileriydi. Ancak bu ilkokul, lise öğrencilerini kapsamış oluyor. Demek ki öğrenciler teste hazırlanmak zorundalar diyecek olursak bunun Almanca karşılığı neymiş? Die Schüler müssen sich auf den Test vorbereiten. Sonrakine bakalım. Warten auf. Warten neydi? Beklemek demekti. Bir şeyi beklemek diyecek olursak. Warten auf. Evet, bunu demek ki bu kalıbı kullanmamız gerekiyor. Joachim, bu bir erkek ismi arkadaşlar. Evet, Joachim wartet auf seinen Vater. Joachim babasını bekliyor derken demek ki ne diyecekmişiz? Joachim wartet auf seinen Vater. Sonrakine bakalım arkadaşlar. Sich wenden an. Sich wenden an arkadaşlar, bir şeye yönelmek demek. Bei Problemen wenden Sie sich an die Verbraucherzentrale. Evet. Bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Problem olduğunda tüketiciler merkezi der Almanlar. Tüketiciler kuruluna ya da tüketici hakları kuruluna yönlenin diyecek olursak, bakın burada ne oluyor arkadaşlar? Wenden an ve refleksifimiz sich'i görüyoruz. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Bei Problemen wenden Sie sich an die Verbraucherzentrale diyecekmişiz. Sonrakine bakalım arkadaşlar. Zuständig sein für, bir şeyden sorumlu olmak. Yani ne olabilir bu sorumlu olmak derken? Zuständig sein für, diyelim ki buradan kim sorumlu? Yani burada söz hakkı olan, buranın amiri kim gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla burada bir soru cümlesi görüyoruz arkadaşlar. Zuständig sein für, bakın arkadaşlar, zuständig sein, buradaki sein de ne olmuş arkadaşlar? Buradaki hier, dolayısıyla wer ist, buradan kim sorumlu değil mi? Ancak die Schüler, wer ist hier zuständig für die Schüler, burada öğrencilerden kim sorumlu diye soracak olursak, demek ki bunun Almanca karşılığı neymiş arkadaşlar? Wer ist hier zuständig für die Schüler? Evet. Bunun karşılığı demek ki Almanca karşılığı, Türkçe karşılığı demek ki neymiş? Burada öğrencilerden kim mesul, kim sorumlu? Wer ist hier zuständig für die Schüler demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Julia hat sich in einen Musiker verliebt. Julia hat sich in einen Musiker verliebt. Man sollte nicht gegen die Regel verstoßen. Man sollte nicht gegen die Regel verstoßen. Die Schüler müssen sich auf den Test vorbereiten. Die Schüler müssen sich auf den Test vorbereiten. Joachim wartet auf seinen Vater. Joachim wartet auf seinen Vater. Bei Problemen wenden Sie sich an die Verbraucherzentrale. Bei Problemen wenden Sie sich an die Verbraucherzentrale. Wer ist hier zuständig für die Schüler?
Wer ist hier zuständig für die Schüler? Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde wer mit Präposition im Akkusativ, bunu ayrıntılı bir şekilde görmüş olduk. Dersimize bundan sonra datiflik olarak devam ediyor olacağız. Bunun için arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve aşağıdaki zil butonuna tıklayalım ki sonraki videoları takip edebilelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tschüss.